insanın ve özgürlüklerin tesis edilmesi için yürütüyoruz. Birlikte bu şehri daha güzel bir kent haline getirebiliriz. Birlikte bu şehri 21. yüzyıla uygun bir kent haline getirebiliriz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bunun için 31 Mart 2024 günü sandığa gitmeye ihtiyacımız var. Sandığa gittiğimizde kime oy vereceğiz? Kime oy vereceğiz? Bu seçimler bizim için çok kıymetli ve çok tarihi. O nedenle biz yaşadığımız her olayın bu tek adam rejimiyle ilişkisi olduğunu biliyoruz. İliş'te insanlarımız katledildiler. Toprak altında kaldılar. Hala çıkartamadılar. İşte DEAK rejimi bunun sonucudur. Soma'da, Erbilek'te, Siirt'te, Şırnak'ta maden işçilerimiz yer altında kalıyorlar, bir bir ölüyorlar. Bu ceberrut rejiminin sonucu olarak işte DEAK rejimi budur. Ve aynı zamanda tecrit politikasını İmralı'dan başlayarak bütün Türkiye'de bir tutum haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan tecride, kayyuma, özgürlüğümüzü gasp etmek isteyenlere karşı en güçlü sesimizle var mıyız? Bizleri köleliğe mahkum etmek isteyenlere karşı bu Nevroz mazlumlarla, hayrilerle, kemallerle, sakinelerle yoldaş olma Nevrozudur. Bu Nevroz raşanlaşma Nevrozudur. Bir kez daha arkadaşlar hep birlikte haykıralım. Faşizme geçit yok. Kürt soruna demokratik çözüm sağlanıncaya kadar, Sayın Öcalan fiziki özgürlüğünü sağlayıncaya kadar direnişimiz ve yolumuz sürecektir. Özgürlük yürüyüşünde, Meşe Azadiye yürüyüşünde bir slogan attık. O sloganı bir kez daha huzurunuzda tekrarlamak istiyorum. Zafer özgürlüğü için yola düşen ezilenlerindir. Zafer özgürlüğü için ayağa kalkan Kürt halkınındır. Zafer rade deme zamanıdır. Ve zafer direniş özgürlük yoludur. Ve zafer zindanlarda, İmralı'da, dünyanın her tarafında direnenlerin olacaktır. Zafer Kürt halkınındır. Serkeştin Ovalı. Serkeştin, serkeştin, serkeştin. Bu ülkeyi yönetenler 100 yıldır bu topraklarda direnen, varlığını, kimliğini, değerlerini savunan Kürt halkına saldırılara devam ediyor. Bağdat'ta güvenlik adı altında bir araya gelindi ve ortaya çıkan sonuç şu: Kürt halkına dönük yeni katliamların toplantısını, yeni katliamların kararlarını aldılar. Bakın, son yıllarda barış annelerimiz evlatlarını bu savaşta yitiren annelerimizin evine poşetlerde çocuklarının cenazesi gitti. Annelerimiz barış demekten vazgeçmedi. Ailelerin evine çocukların yanmış kıyafetleri gitti. Annelerimiz barış demekten vazgeçmedi. Ama bu iktidar, bu iktidarın geleneği yeni katliamların yol haritasını çıkarmaya çalışıyor. Tam da İzmir'den bütün sesimizin ulaştığı sivil toplum örgütlerine, derneklere, kurumlara,
barışa ses olmak isteyen herkese çağrımızdır. Bu savaş politikasına ve bu katliamlara karşı barış setini hep birlikte oluşturalım. Türkiye'deki rejim ilk günden beri Kürt halkına kaybettirmek üzere konumlandı. Her birimiz birebir yaşadık. Bu kaybettiren rejim sadece Kürtlere değil, artık Türkiye'deki bütün halklar kaybediyor. Savaşın faturası her birimize ekonomik kriz ve yoksulluk olarak döndü. Ülkede evine para götüremediği için, çocuklarının yüzüne bakamadığı için intihar eden annelere, babalara tanıklık ettik. Geleceksiz bırakıldığı için intihar eden gençlere, çocuklara tanıklık ettik. Bu fotoğraf mevcut AKP-MHP iktidarının fotoğrafı. Bu savaş AKP-MHP iktidarının cebini doldurmak, savaş baronlarını zengin etmek için yürüttüğü savaş ve her birimiz biliyoruz. Bu ülkede kalıcı ve onurlu bir barışı hep birlikte sağlayabiliriz. Bu emekten ve bu mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Yeah.